Artık ben yıllardır yapmaktan yoruldum. Her yıl şöyle bir endişe var. Acaba İstanbul'da su bitecek mi? Barajlarda bu sefer su oranları azalıyor mu diye. Bu yıl da vardı ama ardı ardına öylesine yağmurlar, karlar geldi ki bu endişe sanırım bitti. Ya da bitti mi? Adil Tek'e soralım. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı. Adil Bey, son gelen yağışlarla birlikte İstanbul rahat nefes aldı diyebilir miyiz artık? Nasıl devam edecek bu havalar? Bu kışa baktığımızda bu kış için tahminler kışın yağışlarının ortalamaların üzerinde olduğunu gösteriyor. Özellikle ülkemizin güney ve kuzey kesimlerinde Batı Karadeniz ve Akdeniz'in doğusunda yağışlar yağmur şeklinde çoğunlukla bol bol yağmur şeklinde olacak. Yağışlar genel olarak yağmur şeklinde sürerken kuzeyde akışlardan gelecek olan kar yağışları sayılarında da bir azlık gözüküyor. Kar yağış sayıları daha az gözüküyor ama yaz aylarından bu yana yaşadığımız kuraklık ve ardından başlayan yağışlar özellikle önümüzdeki kış ayları ve devam eden ilkbahar içerisinde ülke genelinde mevsim normallerinin yani ortalamaların üzerinde seyredecek gözüküyor. Bu da tabii ki yağışların karakteri açısından hangi tür yağışlar olacağını irdelemek gerekirse de Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin sayıları biraz daha fazla olacak. Bu da tabii ki Orta Akdeniz'den gelecek olan sistemler beraberinde yağmur şeklinde yağışlar getiriyor. Bu yağışlar çoğunlukla Ege kıyılarında kendisini etkisini çok daha fazla gösterirken kuzey kesimlerden, kuzeyden akacak olan yani kutupsal kökenli hava kütlelerinin getireceği yağışlarda da biraz daha azalma var. Bu da tabii ki yağışların şeklini değiştiriyor. Yağışlar daha çok yağmur şeklinde. Kar yağış sayıları özellikle daha az. Yani metropol alanlardan İstanbul için İstanbul'u göz önünde bulundurursak İstanbul'da bu sene kış aylarında yağışlar yağmur şeklinde daha çok kendini gösterirken kar yağış sayıları da önceki yıllara göre daha az olacak gözüküyor. Bunu şuradan söylüyoruz. Ülke genelinde sıcaklıklar son 30 yılın mevsim normallerinin üzerinde yani 30 yıllık ortalama değerlerin üzerinde sıcaklık değerleri gözükürken yağışların analizine de baktığımızda kış ayları için özellikle işte Ocak, Şubat ve Mart'ı da artık kış içine dahil edersek bu dönemlerde 3 ay içerisinde sıcaklıklar ülke genelinde özellikle de Doğu Anadolu'da kendi tabii değerleriyle baktığımızda ortalamaların üzerinde gözüküyor. Bu da kar yağışı sayılarının azlığını ifade ediyor. Yani aslında biz bu kış mevsimini biraz daha yani diğer kışlara nazaran ortalamaların üzerinde bir sıcaklıklarla geçireceğiz. Tabii bu hiç soğuk günler olmayacak anlamına gelmiyor. Sıcak günlerin sayısı biraz daha soğuk günlerden fazla olacak. Yağışlar açısından da yağışlar var ama karlı günlerin sayısı geçtiğimiz yıl istatistikleriyle karşılaştırdığımızda biraz daha az olacak gözüküyor. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de zaten yani göstergelerinden bir tanesi de Pasifik'te adlandırdığımız ENSO diye adlandırdığımız El Niño diye tabir edilen sistemle birazcık da ilişkili. Özellikle El Niño döneminden çıkıp La Niña dönemine doğru geçiliyor. Bu geçişler tabii ki o El Niño döneminde yaşanan kuraklıkların ardından La Niña'ya geçişte geçiş döneminde olan şeyler yağışlarda birazcık artış gözüküyor. Bu da beraberinde barajlardaki özellikle su ihtiyacı olan barajlardaki doluluk oranlarını arttırıyor. İstanbul'da da İstanbul metropoliten alanı için incelediğimizde baraj doluluk oranları bugünlerde %50'lere çıkmış vaziyette. %50 doluluk oranı İstanbul için yaklaşık ortalama 6 aylık su ihtiyacının karşılanmış olması demek. Tabii bu İstanbul için böyle bu durum geçerliyken yine Anadolu yani ülke genelinde de durum yağışların ortalamaların üzerinde seyrettiği bu tabii ki özellikle tarımsal ürünlerin üretiminde bir kolaylık sağlamış olacak, daha rahat olmuş olacak. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklıklar beraberinde getirdiği don olayları özellikle buğdayda diğer tahıl ürünlerinde ikinci bir ekimi oluşturmuş. İkinci bir kere çiftçiler tarlaya tohum atmışlardı. Bu sene öyle bir durum söz konusu değil. Özellikle bizim yani ülkemizle birlikte Orta Doğu'da yağışlar ortalamaların üzerinde seyrediyor. Bu da baraj doluluklarının artıyor. Yani yaz aylarına kadar hatta yazı da içine katabiliriz. Su açısından bir sıkıntı gözükmüyor. Ama tabii bunlar özellikle iklim değişikliği konularını konuştuğumuzda kısa vadede oluşmuş bir çözüm. Yani şu an bizi rahatlatan bir durum. Uzun vade için ülke genelinde ülkemiz açısından da baktığımızda
uzun vadeli stratejik planlarımızın, özellikle su biriktirme hazinelerinin artırılması konusundaki stratejik planlarımızı tekrar gözden geçirip ona göre bir iklim değişikliğine uyumlu planlamalar yapmak gerekiyor. Genel olarak ılıman bir kış geçireceğimizi söyleyebiliriz. Sayın Tek, çok çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, 5'ine 1 kay çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından bugün de programımızı bitireceğiz.